Yenice kasabası, tarihi 1730'lara varan dere yatağında kurulmuş bir köy. Cumhuriyet'ten önce Yenice Kalyesi diye biliniyor. Büyükler ilk yerleşim yerinin Hüsnü Hoca'nın camisinin etrafı olduğunu söylüyorlar. Nüfus kayıtlarına göre ise köye ilk gelenlerin birinci hane olarak Hacı Yusuflar, diğer adıyla kömürcüler olduğu görülüyor. Köy kurulmadan önce Davulu bölgesinde Kasımoğullarının yaşadığı söylenenler arasında. Köye yerleşenlerin farklı bölgelerden geldiği biliniyor. Farklı zamanlarda Antep'ten, Kayseri'den, Konya'dan, Kars'tan, Bursa'dan, hatta Rodos'tan gelenler bile var. Oğuzların Kargın boyundan gelen bir Türkmen köyü Yenice. Kargın kelimesinin birçok anlamı var. Yaygın olarak eriyen karların oluşturduğu gür ve bol suyun tatlı bir meyilden taşlar üzerinden sekerek akmasına verilen ad. Bunun yanında marangozlukta kullanılan rende ve ağzına kadar dolmuş anlamlarını da içermektedir. Çevrede Kargın Köyü diye bilinen Kargın Selim Ağa, Kargın Kızı Közü, Kargın Meşe yer almaktadır. Nüfusu az yerleşim yerlerinin genel adıdır köy sözcüğü. İnsanın doğup büyüdüğü yere köy denmesi haksızlık gibi geliyor. Alıp götürürler bir ince geçide beni. Gurbete yazılmış onca söz yakar içimi. Öyle iç geçirdiğime bakma. Dışı seni yakar ya, içi de beni. Ya çok genç kaybediliş hikayeleri saklar içinde, ya da iyi ki varsına yanıttır sessiz ve dingin, misafir odalarına asılmış uzak bakışlı el yapımı rötuşsuz resimler. ...7 Mayıs 1960'ta belediyelik olmuş Kargın Yenice. Çarşı diye bilinen yer yıllar içerisinde çok değişime uğramış. Köy kasaba olduğunda çarşıda tören yapılır. Törene çevre köylerden insanlar ve vali, kaymakam ve Hirvanlı Barajı'nın müdürü katılır. Hacı Yumuş da bir türküyle vali beye dilekçe verir ve Yenice'den Kesik Köprü'ye yol ister. Türküyü çok beğenen vali Hacı Yumuş'a aldım, kabul ettim ve imzaladım der, bir ay sonra dozerler gelir, yola başlar, yarısı yapılır, daha sonra inkılap olur ve yol inşaatı yarım kalır. Ama Hacı Yumuş'un türküsünün sözleri kalır bellekte. Başına konmuştur hem devlet kuşu, bir ufak murada daldın Yenice. Çok ihtiyardın, genceldi yaşın, yine gevrek gevrek güldün Yenice. Sayın Kaymakamımız, aziz valimiz, devlet büyüklerimiz sorar halimiz. Kesik Köprü'ye bağlanmak ister yolumuz. Arzu hali yükseğe sandın Yenice. Işığın köyünü nasıl buldunuz? Çok sağ olun, zahmetlere daldınız. Aziz misafirler, hep hoş geldiniz. Bu şerefe layık oldun Yenice. 1960 ne diyor sana? Tarihe koyuldun sen de bu sene. 7 Mayıs günü şu mutlu güne,
coşkun heyecanlara daldım yenice. Yıllarca köye değişerek hizmet vermiş benzin pompası ve çarşı çeşmesi ise çoktan anılarda yerini almıştır. Köye yapılan ilkokul, Cumhuriyet'in ilanından sonraki 30 yıllarda çarşının altında derenin yakınındaymış. O zamanlar eğitim 3 yılmış. Daha sonra görüntülerdeki Atatürk İlkokulu yapılmış. Sonraları belediye binasında ortaokul, köyün girişinde Alparslan İlkokulu ve son olarak Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu eğitime hizmet veriyor. Köye gelen ilk öğretmen 30'lu yıllarda Kırşehirli Mevlüt öğretmeni olmuş. Köyün ilk okuyanı ise Kırıkkale Meslek ve Çıraklık Okulu'nu bitiren Resul Orman. Köyün ilk öğretmeni ise 1946 yılında Hasan Oğlan Köy Enstitüsü'ne giden Haydar Dağdeviren. Şimdilerde sevgi bahçesine dönüştürülmüş Atatürk İlkokulu'nda bir zamanlar köyün bir gecesinden diğerine akan onca siyah önlüklünün çığlık seslerini duyarsınız ve belleğinizde çoktan yok olmuş teneffüs zilleri anılarınızdaki yerini almıştır çoktan. Yenice sokaklarında sabah, öğlen, akşam üzerleri pek çocuklara rastlamak mümkün değil eskisi kadar. Coşkulu bayram sabahlarını, çemen ekmek almaya çarşıya gelenleri, öğretmeni görünce selama duran çocukları pek göremiyorsunuz. Anılarda buruk bir acı olarak yerini alıyor. Beyaz saçlı Mevlüt amcanın bir boy kesmeye çalıştığı. Şimdilerde penceresi kör, kapıları kilitli, çamları sökük yollar. Arkasına düşüp yürümeye bayıldığımız öğretmenlerimizin izleri. Öğlen aralarında oturduğumuz onca gölgelik. Tarım dersi yapılan çalışma bahçesi.
hikayesinin başlangıcı gibi duruyor 30'lu yıllardan beri tutulan okul kayıtları. Mustafa Kemal'in Cumhuriyetine yakın yaşta bir kayıt defteri. Üzerine düşülen notlar, solmuş fotoğraflar, ki ders isimleri hesap, hendese, jimnastik, diş bakımı bir kez daha geçmişe götürüyor bizleri. Geleceğini kitaplarda arayacak, bulacak ve ne zaman nereden akacağını bilen bir nehir gibi, belki de yağacak bir bulut gibi sabırlı, içten ve yetiştirdiği her türlü insanı saklamış bu defterler. Yine bu defterlere kayda düşmüş, Recai Karahan özlemini dizelere dökmüş. Okula giderdik, çanta tahtaydı.
cızlavit kundura pantol yamaydı. Süt tozuyla bir de kömbe olaydı. Yakayla önlükleri özledim. Okul dönüşünde eve gitmezdik. Yorulurduk, acıkırdık, bilmezdik. Dükkandan çemenli ekmeği yerdik. Harcanılan beşlikleri özledim. Uluçayır, yamaç oba gezerdik. Daldan yollarıdık bir tek bilmezdik. Çekirdeği için erik ezerdik. Ah bir bulsam erikleri özledim. Kasabaya bağlı olduğu ilçe Kaman tarafından girdiğinizde yeni düzenlenen sokaklar, yıkılıp yeniden yapılan Gazi Hoca'nın camisi karşılar sizi. Çarşıya inen uzunca bir yol. Geçtiği evlerin yeni haline biraz hüzünle bakarsınız. Ne kendimden vazgeçerim, ne de çocukluğumdan. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Göklere erişti feryadı ahım. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Göklere erişti feryadı ahım. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bir gölün çevresi dikendir hardır. Bir gölün çevresi dikendir hardır. Bülbül gülü ah ile sardır. Ne de olsa kışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir,
bu da geçer ağlama. Ne de olsa kışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Cemal'in, Dinçer'in, Duran'ın, Nevzat'ın, Recai'nin, Fuat'ın, Halli'nin, Sıddık'ın, Bilgin'in, Sunay'ın, Ramazan'ın, Ayhan'ın, Suat'ın, Bayram'ın sesleri yankılanır ıslah olmamış derede, çederlerde, kaba küllüklerde. Çoğu gurbet kuşu olmuştur artık yüreği yenice dağıtan. Ayrılanların ilk akıllarına gelendir gördüğünüz çoğu manzara. İlgisizlikten veya artık ihtiyaç duyulmayan yıkık ev görüntülerine rastlarsınız sokak aralarına girdiğinizde. Oysa yeniden yapılmış, boyanmış ev görüntüleri de vardır. Onlar da takılır gözlerinize. Thank you.
Geçmişle gelecek arasında kurulup yıkılmış bunca köprüyü içine sindirememiş insanlar. Su içerken yılan bile dokunmazmış yılan diyen atalarımıza inat, göz koyduğu kızı görmeye giden delikanlı, sevdiğini görebilmek için su sırasını defalarca başkasına veren genç kızlar ve işte Ağ Çeşme. Yıllar öncesinden bir şahit gibi uzatır başını da o eski kadrini bulamaz. Camisidir Hüsnü Hoca'nın camisi. Yapılış tarihi olarak 1867 yazıyor kapının üstündeki mermerde.
Hüsnü Hoca'nın vasiyeti üzerine mezarı hemen cami kapısının yanına yapılıyor. Hocanın aktardığına göre Pakılardan Hacı Abdullah Efendi ve Hacı Mehmet Efendi bulunmuş. Söylentiye göre harcuna geyik sütü karıştırıldığı en yaygın inanışlardan birisi. Hatta geyikleri vuran sarı kahyanın ocağının battığı yine söylentiler arasında. Umarsız oynarım cadde ve sokakta. Çelik çomak, ay gördüm, evlilik ve daha niceleri. Çocuğum ben, oyunu da severim, annemi de. Yorulunca dürüm almaya bayılırım, her neli olursa olsun. Ancak geri gelip oyunu tamamlamak üzere. Böyle. Bu oynadığınız oyunu bir daha anlat. En yüksek. Yerden yüksek. Yerden yüksek. Evet. Aferin size. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Bundan 7. sınıfa gidiyorsun. O zaman gökyüzüne doğru çıkıyorsunuz. Yere inerseniz ben sizi daha rahat görürüm. Ha? Ya aynen. Hadi. Çocuklar yine inelim. Yok yok, orada durun, bu tarafa gelmeyin. Yani şimdi yüzünüz daha net görünüyor. Okulu seviyor musun Nilay? Evet. Hepiniz okula mı gidiyor musunuz? Ben okula gidiyordum. Şunlar şu gitmiyor. Şunun üçümüz gidiyor. Üç kişi gidiyorsunuz. Aferin size. Evet. Onlar gidiyor, biz. Ben Hatçikire ile ben Hat
Çikgil'e geliyorum. Ateşle oyuncaklarımla oynuyorum. Ateşin bazı içeride dur yok sıkılıyor. Buraya geliyorum. Bahçede oynuyoruz. İçeride de bazı bal satırım oynuyoruz. Top ne oynuyoruz? Evet. Ben de topumu getiriyorum. Bazı getiriyorum arada sırada. Gidemler buradaysa ben de buraya gelirim. İşte Karkın Yenice'nin en büyük keçası Arif İnan ama cepte bir kuruş para yok. Ağlık yeter sana. Ya ağlık batsın beni ağlık olmaz efendim ya. Ne oluyoruz? Sağ olasın, iyiyiz. İyi. Keçi ağası Arif İnan'dan bize bir keçi kesmesini istediğimizde o bize cevabını bir teselleme getirerek verdi. Duvar ustası Nazım Budak Hacı Taşan'ın evini yapıyormuş. Evi yaparken Hacı Usta demiş, biz çalışırken sen de türkü söylesen diyor. Hacı Taşan da, bak Nazım Usta, Hacı Taşan duvar diplerinde türkü söyleyecek adam değil diyor. İş biter kurarız soframızı, söyleriz türkümüzü diyor. Keçi ağası Arif Ünal da, bize gelirsiniz, baharda keseriz keçimizi, kurarız soframızı deyip keçilerin yanına gitti. Dedem gelin. Eskiden biraz varlık sahibi olmuş, artık askerden kaynaklanan bir şey. O zamanlarda hırsızlık meşhurmuş. Hırsız gelmesin, ben de uyumayayım diye, osarmayayım diye kabak soyarmış. Onda o zamanın çobanları, meşhur çobanları, Omar Çavuşgil falan. Onlar da gelip gidiyor, böyle kabak soyuyor zendelermiş. Ya bu neyin nezi? Onlar kabakçı var. He, bunun adını kabakçı koyalım demişler o şekilde. Onlar tarlada yuvarlanırmış, kelak koyayım diye kabağı alıp geliyor. Daha değişik anlattı da işte, o keklik çıkarttığı sesler falan. İşin aslı bu diyorsun. İşin aslı öyle. Hadi tanıt kendini bari. Sen kimsin? İsmin ne? Hı? İsmin ne diyor? Hazan. Hazan. Soy ismin ne? Yumuş. Yumuş. Okula gidiyor musun? Kaçıncı sınıfa? Bana bakarak konuş ama. Birinci sınıfa gidiyorsun. Ara karneni aldın mı? Aldım. Peki mi? Peki. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Kimin kızısın? Mustafa. Kimlerin Mustafa? Onu da söyle. Ha söylerim. Tamam, teşekkür ederim. Söyle, şimdi söyle. Ben Ali Gümüş'üm. Ondan sonra... Ben de valla bundan. Okula gidiyor musun? Okula gidiyorum, 5'e gidiyorum okula. 5'e gidiyorsun, bitti. Sonra kaça gideceksin? Ortaokula gideceğim. Ortaokula, 6. sınıfa yani. Aferin. Bana gideceğim. Senin öğretmenin kim? Şaban Güzel. Şaban Güzel. Öğretmenin Şaban Güzel. Senin baban kim? Benim de Şaban Yumuş. Şaban Yumuş. O kimin? O da bahsediyor. O da söyledi. İyi, aferin. Bir anlat kendini. Sen kimsin? Müslüm kim? Kıyalıcı abi sen. Vallahi. Kaç yaşındasın? Yaşını bilmiyorum, ne yapacağım? Beni tanıdın mı Müslüm? Yok. Onun için mi konuşmuyorsun? Ne? Onun için mi konuşmuyorsun? Yok, tanımadım. Vallahi. Kesiyordum, döner bebeği dedi, niye alayım dedim ya, her gün buraya mı geleceğim, kokten keseyim götüreyim evde dedim öyle. Kesin çözüm. Öyle. Ha gel Coşkun, iki sen söyle ben anlatayım. Ne yapayım? İki rammakla diyorum yani. Canın ne istersin? İki rammaklayacaksın yani. Güzel sırtına nasıl bir dala ya da bir onarla derim ya. Yavrum güzel vallahi de billahi de bilmedi, onu çıkarana bak su ver. Yordayı mı kaldın? Yordayı, avradın. Beş şanarlı şanlılar kaldım. Beş şanarlı. Beş şanarlı. Beş şanarlı.
Ayağı bak kokmuş falan ya ha. Gel sen oğlum alacağım. Ya, zor ha. Bundan sonra işte Vay denizlediler İstanbul'a attılar. Nereye İstanbul'un neresine attılar? Şey Yıldırım'a attılar ya. Nereye? Bakır koydu. Ha bakır koydu ya. Açık söyle adam. Bir de sıfıraşmaların elinde doktorlar çıkmıştı ki hep karar. Öyle mi? Ha baktıra yazalım geri diye İyi dediler. Nasıl dediler dediler. Daha şer o tertibinden askerin çapkını mektup ulaştı. Şuna ağzım acılarını bir gün zehirlerini çarpıma çıkardı dedim getirdim. Getirin tabii canım. Adamlar iyi. Buraya bak hemen oraya bak. Yarın parti geçti işte. Seni oramıyor ya onu karıştırma değil mi? Onlar Mesut'un yüzünden. Benim şerim yoktu. Vallahi benim şerim yoktu. Mesut'un yüzünden yoktu. Şerimden bana takıldı. Evet benim yüzünden oldu. Evet devam et. Ama bana da iyi daha sordu ya. Olsun onda oluyor. Sen bana vuracaktın ama. Vuracaktım ama vuramadım. Bu da hatıra kalsın. Şurada yazacak. Öldü gitti. Oğlum ben arkadaşı hoş görüyorum. Evet abi. Evet yapıyorsun sen konuş ya. Ben dedim şere çek daha. Kutum kutum. Yok iyi iyi böyle iyi. İyi iyi. Öbür ayağım sana giymez. Yok iyi yalan idare et. Devam et şimdi. Ne yiyorsun ne içiyorsun kendin mi hazırlıyorsun yiyorsun onları anlat işte. Ha. Kaymakamlık yardım ediyor diyor. Ya yapıyorum şuna kaymakamlık. Oraya söyle bana der ha. Marlılık hali aldım 400 lira. He. Kocaların muhtar Mamak var ya. He. O dedi ki kaymakamlık çağırıyor dedi. Ulan ne için çağırıyor para verecek sana. Evet. Şu atamın halinin mağol şakası. Hatice. Evet, ha, Hatice. Evet. Buna üç kişi yap. 50'şer bin liraya oradan aldık. Evet. 450 lira. İyi yeter ne olacak? Allah bereket. Yiyeceğin içeceğin getiriyor mu? Allah bereket. Yiyeceğin içeceğin getiriyor mu? Yiyecek erzak daha haftada ayağı bir geliyor içeri doldu diye. İyi ama gelsin. Abi onunla cümlete şeker pazar, doğru pazarı koydun da içeride evet. Meyveleri. Evet. Bir ay yeter. Ya yeter tabii. Şimdi pazarı her haftada çekiyor. Doğru. 24 Temmuz'dan itibaren yarın 25 Temmuz itibariyle herkes evet benim cebimden şu kadar çıkacak, ben şu kadar koşturacağım, bunun çabası içerisinde olmak. Yoksa bireysel çabaların hepsini zaten yani teşekkür ediyoruz, o konuda şey değil ama bireysel olarak bir noktaya varamayacak. Yoksa hepimizin vardığı noktada ve bireysel olarak çözmeye çalıştığımızda bir kişiye koşturacak. Nice için bir araya geldiyseydik, bir eğitimde okulun bir eğitimi Nice'ye gönül vermiş insanlar, bunu problem olarak da görüyorsak, bunu esas zeminine oturtup bir an önce...